Merhaba arkadaşlar ben Biri Bir Hocanız. Başarının ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Eğer kalem ve kağıtlarınız hazırsa her zaman olduğu gibi başarmak için biri bir diyor ve dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte koordinat sisteminden bahsedeceğiz hemen vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Bakın şimdi birbirini dik kesen iki sayı doğrusunun başlangıç noktasından kesişmesi ile oluşan şekle koordinat sistemi denir deniyor. Şimdi burada sayı doğrusundan kasıt nedir arkadaşlar? Bizim bildiğimiz bu zamana kadarki sayı doğrumuz nasıldı? Şöyle yatay bir vaziyette olan ortasında başlangıç noktası olan sıfır ve devamında sağ tarafta artılı pozitif değerler. Şöyle nokta 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 sol tarafta Eksili negatif değerlerin olduğu bir şekilde öyle değil mi bizim sayı doğrumuz işte bundan arkadaşlar iki tane kullanacağız birisi yatay diğeri dikey olacak bunların kesişmesiyle oluşan şekle biz ne diyeceğiz koordinat sistemi diyeceğiz tabi nasıl kesişecek arkadaşlar burada belirtmişiz dik kesişecek öyle değil mi 90 derecelik bir açıyla kesişmesi gerekiyor peki bu kesişimden neler oluşuyor şimdi onlara bakalım öyle değil mi? Yatay eksen arkadaşlar burada biz ne diyoruz? Apsis ekseni yani x ekseni diyoruz. Burada da gösterdik. Yatayda oluşan sayı doğrusuna. Peki dikey oluşan sayı doğrumuz nedir? Ona da ordinat ekseni yani y ekseni diyoruz arkadaşlar. Onu da burada yine gösterdik. Eksenlerin kesişim noktasına ne denir? Ona da Orijin denir arkadaşlar. Bir başka ismi de bunun yine başlangıç noktasıdır. Onu da burada arkadaşlar gösterdik. Eksenlerin tam kesiştiği noktaya denir. Şöyle bir özetle geçmek gerekirse şu görmüş olduğumuz arkadaşlar düzlem, bu görmüş olduğumuz sistem bazı kitaplarda çünkü koordinat düzlemi veya analitik düzlem diye de isimlendirilebiliyor. Biz burada koordinat sistemini tercih ettik çünkü kazanımlarımızda koordinat sistemi ismi geçiyor. Eee bu görmüş olduğumuz şekle biz koordinat sistemi diyoruz. Neyden oluşuyor? İki farklı sayı doğrusunun biri yatay, biri dikey olmak üzere kesişimiyle oluşuyor ve bu kesişimden arkadaşlar oluşan bir O noktası var. Bu O noktasına orijin diyoruz, tam kesiştikleri nokta. Yatay eksene, x ekseni yani absis ekseni, dikey eksene de ne diyoruz? Ordinat ekseni diyoruz. Burada şunlardan da bahsedelim bu sayfayı geçmeden önce. Bu görmüş olduğumuz x ekseninde arkadaşlar sağ tarafa doğru değerlerimiz pozitif. Sol tarafa doğru değerlerimiz negatif, ordinatta ise yukarıya doğru değerlerimiz pozitif, aşağıya doğru değerlerimiz negatif değerler arıyor görmektesiniz. Devam edelim arkadaşlar. Bir noktanın koordinatları nasıl oluyormuş şimdi bundan bahsedelim isterseniz. Koordinat sisteminde bir noktaya karşılık gelen ve xy şeklinde gösterilen ifadelere sıralı ikili denir. Tamam mı? Koordinat sisteminde x, y şeklinde gösterilen ve bir noktaya karşılık gelen ifadelere biz ne diyormuşuz? Sıralı ikili diyormuşuz. Birincisi bu sıralı ikililerden birincisi. Yani neyi kastediyorum arkadaşlar? Şu x değeri. Bu arkadaşlar x ekseninde aldığı değeri. İkincisi yani şu y. Y ekseninde aldığı değeri göstermektedir sıralı ikilimizin. Tamam mı? Devamında da arkadaşlar koordinat sistemi 4 bölgeden oluşur bir noktanın hangi bölgede olduğunu anlamak için apsis ve ordinatının işaretine bakılır. Şimdi bizim bu bölgelerimiz neler? Buralar bakın. Şöyle birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şeklinde adlandırılıyor arkadaşlar. Saatin tersi yönde dikkat ederseniz isimlendirmemiz. Peki işaretlerden kasıt nedir? Bakın burada x ekseni birinci bölge dediğimiz yer şu bölge. Burada x ekseni nasıl değerler almış? Pozitif. O zaman ben bunu ifade ederken şöyle artı derim. Sıralı ikili olarak gösteriyorum. Y ekseni nasıl değerler almış? O da artılı değerler almış. O zaman burada artı artı diye gösterebilirim. X artılı Y artılı. Diğer ikinci bölgemize geçelim arkadaşlar. Bunu nasıl gösterebilirim? X ekseninde bakın bu kez eksili değerler almış. Eksi 1 eksi 2 diyor. Y nasıl değerler almış? Artı 1 artı 2 diyor. Artılı değerler almış. Eksi artı. Geçelim üçüncü bölgemize. Üçüncü bölgemizde bakın dikkat edin. Hem x eksili değerler almış hem de y eksili değerler almış. O zaman eksi y eksi. Ve son olarak dördüncü bölgemizde x pozitif değerler alırken y negatif değerler almış. Öyle değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edeceğiz. Tabii şunu da unutmayalım arkadaşlar. Biz burada yerimiz olmadığı için e, koordinat sistemimizde sadece 1 2 eksi 1 eksi 2 diye gösterdik. Bunlar arkadaşlar adı üzerinde doğrulardan doğruların kesişmesiyle sayı doğrularının kesişmesiyle oluştuğu için sonsuza kadar uzanır doğrular öyle değil mi? Bu artı 2 artı 3 artı 4 artı sonsuza kadar eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi sonsuza kadar keza y ekseninde de yukarı ve aşağı yönde birisi artı sonsuza diğer taraf eksi sonsuza kadar ilerlemektedir buna dikkat edelim. Burada da orijin değerimiz sıralı ikili olaraktan nasıl gözükmekte? Nötr arkadaşlar, arkadaşlar işaretsiz gözükmekte yani nedir e, sıfıra sıfır sıfırın işareti olmadığı için arkadaşlar ne pozitif ne de negatif değer alır tam kesişim noktasıdır bunu sakın unutmayalım tabi şurayı da yine belirtelim 90 derecelik bir dik açıyla arkadaşlar kesişmektedir. Arkadaşlar aklıma gelmişken birkaç açıklamada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz genellikle TEOK'la ilgili 8. sınıf konuları paylaşıyorum. Bir de 6. sınıflara girmem münasebetiyle 6. sınıf videoları da paylaşıyordum. Ama gelen yoğun istek üzerine arkadaşlar bundan sonra inşallah 7. sınıf ve 5. sınıf videoları da paylaşacağım. Ayrıca bugün arkadaşlar bulunduğum şehrin İmam Hatip Ortaokulu'ndan bir davet aldım. Ve bu davete icabet ettim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Orada 7C ve 7D sınıflarına ve matematik öğretmenleri Muhammed hocama buradan çok selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Ayrıca Kırıkkale ilindeki diğer tüm 7. ve 5. sınıf arkadaşlarımın da benim videolarımı takip etmelerini ve abone olmalarını bekliyorum. Genelde 6. ve 8. sınıf videoları paylaştığım için bu duyuruyu da yapmak durumunda kaldım. Şimdi birkaç uyarımız var arkadaşlar. Bunlarla devam edelim isterseniz. Orijindeki arkadaşlar o noktasının koordinatları... O sıfıra sıfırdır denmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Orijindeki bir O noktası sıfıra sıfır değerleri alır. Anlatabildim mi? Biraz önceki e, sayfada da açıklamıştım. Yani pozitif ya da negatif herhangi bir değer almaz. Nötrdür sıfıra sıfır değeri alır. Kesişim noktasıdır. Bunu sakın unutmayalım. Devamındaki uyarımız ne? X ekseni üzerinde bir noktanın koordinatları A'ya sıfır noktasıdır. Bir A noktasının koordinatı A'ya sıfırdır. Buradan kasıt nedir? Yani x ekseni üzerinde olduğunda bir nokta bunun arkadaşlar y'si sıfır değerini alırken x'i a gibi bir değer alır. Ha bu pozitif olur negatif olur fark etmez. X ekseni üzerindedir ama bunu bilelim. Aynı mantığı y'ye uygularsak y ekseni üzerinde bir noktanın koordinatları da b sıfıra b gibi bir sıralı ikiliden oluşan bir noktadır arkadaşlar. Burada da y ekseni üzerinde olduğu için noktamız x de 0 değerini alırken y de b gibi bir değer alır. Buradaki B'mizde yine pozitif ya da negatif herhangi bir değer olabilir. Şimdi şu orijindeki 0'a 0 sıfır noktasının koordinatları ile alakalı bir örneğimiz var burada. Bakın dikkat edin. Koordinat sisteminde a, m eksi 4 virgül, n artı 4 noktası orijinde bulunduğuna göre şöyle altını çizelim orijinde bulunduğuna göre m ve n değerlerini bulmamız isteniliyor arkadaşlar bizden. Peki şimdi orijinde bulunduğuna göre dediğimizde benim değerim nedir aslında? a sıfıra sıfırdır öyle değil mi? Ama bu bana denmiş ki a m eksi 4'e n artı 3'tür denmiş. Ben buradan neyi anlayacağım şimdi? Şu birinci sıfırımız arkadaşlar. Şu birinci sıfırımız m eksi 4'e eşit. İkinci sıfırımız N artı 3'e eşit. Ben bunu anlayacağım. Peki bunları şimdi burada yazıp bulmaya çalışırsak, şurada mesela yazıp bulalım. M eksi 4 arkadaşlar sıfıra eşitse. Denklemlerden biliyoruz. Eksi 4 diğer tarafa nasıl geçer? Artı 4 olarak geçer. M buradan karşıma ne çıkar? Artı 4 olarak çıkar. Artıyı yazmak zorunda değilim. Aynı mantığı buna uygulayalım. N artı 3 eşittir sıfır olduğunda. Artı 3'ü diğer tarafa nasıl geçiririm arkadaşlar? Evet öğretmenim, eksi 3 olarak geçer, değil mi? eşittir eksi 3. Devamında şöyle dikdörtgen içerisine alırsak değerlerimizi bulduk. Bizden m ve n değerlerini bulmamız istenmişti. m değerimiz artı 4, n değerimiz eksi 3 çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Koordinat sistemi üzerinde örneklerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedelim. Hemen birinci örneğimizle başlayalım. Koordinat sisteminde A Eksi 3'e 2 noktası ile B4'e 2 noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir denmiş. Şimdi öncelikle bu sıralı ikilileri koordinat sisteminde bir göstermeye çalışalım. A-3'e 2 noktası neresidir? Arkadaşlar bir kere e, şunların değerlerini bir yazalım. Öyle değil mi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Burası da 1, 2, 3 diye göstersek. Şimdi bizden eksi 3'e 2 istenmiş. Bunun birincisi x ikincisi y'dir. Burada da birincisi x ikincisi y'dir. x değeri eksi 3 nerede? Burada arkadaşlar. y değeri artı 2 nerede? Burada. Şimdi bu ikisini birleştirmeye çalışacağız. Şöyle elimizden geldiğince şöyle göz kararı. Şöyle birleştirdiğimizde şu noktaya ulaşırım. Öyle değil mi? Peki bu noktaya ben şimdi ne derim? A noktası derim. Sıralı ikili olaraktan eksi 3'e 2 noktası. B noktasını bulalım. B'de de 4'e 2 noktasını bulmam gerekiyor. X'de 4. Y'de de 2. Devamını şöyle uzattığımızda arkadaşlar şöyle tam 4'e denk geldiği yerde kestik. Burası da B noktası olmuş oldu. Şimdi bizden ne isteniliyor? B noktası ile A noktası arasındaki uzaklık isteniliyor. Arkadaşlar şimdi burada bakalım. Şu aradaki mesafe ne kadar olur? Öncelikle bu A noktasının Y eksenine kadar olan uzaklığını bulalım. Şu uzaklık ne kadardır? Şu uzaklık bakın 1, 2, 3 birim. Her ne kadar eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gösterilse de uzaklık kesinlikle negatif isimlendirilemez. Pozitif olmak zorundadır. Peki B noktasının Y eksenine olan uzaklığı kaç birim? Bakın 1, 2, 3, 4 birim. E, toplamda da 3 ile 4'ü toplarsam arkadaşlar A ile B arasındaki uzaklık... 7 birim olmaktadır tamam mı bu sorumuzun cevabı böyle olacaktı geçelim diğerine m-3'e 4 noktasının x ve y eksenlerine olan uzaklıklarını bulmamız isteniliyor bizden öncelikle m noktasını bir bulalım e, tabii şunları bir değerlerimizi yazalım eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4. M eksi 3'e 4 noktası. Şurası x şurası y'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? X'de x de eksi 3'ü bulalım. Burası. Y'de de 4'ü bulalım. Burası. Bunları şimdi birleştireceğiz. Tabi dediğim gibi göz kararı birleştiriyoruz şöyle eğri olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Olduğu kadar böyle yaptık. Benim şimdi M noktam neresi? Burası. Şimdi bunların arkadaşlar X ve Y eksenine olan uzaklıkları sorulmuş. Öncelikle X eksenine olan uzaklığını bulalım. X ekseni burası. Uzaklığı neresidir? Şurasıdır öyle değil mi? Bir bakalım bu uzunluk ne kadar? 1, 2, 3, 4 birim. Burası 4 birim. Peki Y eksenine olan uzaklık ne kadar? O Y ekseninde burası olduğu için Orası da arkadaşlar şu uzaklıktır. Onu da buradan bulurum. 1, 2, 3 birim. Aklınıza şu gelebilir. Bu soruda da söyledim. Hocam burası negatif ama. Arkadaşlar uzaklık negatif olamaz. Biliyorsunuz mutlak değerden uzaklık her zaman için pozitif çıkmak zorunda. Burası da 3 birim. Şöyle birim diye de yazalım. Birisi 4 birim, diğeri 3 birim çıktı arkadaşlar. Evet sorularımızı bu şekilde çözmüş olduk. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.